gördük. Alışverişe falan mı çıktınız başından sonra böyle bir? Evet, aslında bir arkadaşımızı, tasarımcı bir arkadaşımızı görmeye geldik buralarda o da. Yine 80'ler kıyafetleri mi tasarlanacak? Onun için mi ziyarette bulundunuz? Bu sefer başka bir şey olacak. Şimdi Yıldız Tilbe imzalı bir şarkım çıkacak. Yani daha doğrusu albümünde yer alan bir şarkı. Diyelim. Onun klibini çekeceğiz. Onun planlarını yapıyoruz şimdi. Yıldız Tilbe şarkı cover mu yoksa yeni bir şarkı mı? Evet, Yıldız Tilbe imzalı bir şarkı var yeni albümünde, Davet albümünde. Onun klibini çekeceğiz. Yıldız Tilbe'de nasıl şarkı almak kolay mıydı? Çok tatlı, Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Teşekkür ederim, onun şarkısı söylemek benim için çok güzel bir şey. Nasıl bir şarkı, hareketli mi yani? Yoksa? Yok, slow bir şarkı, gayet duygusal aşk şarkısı. Sevgililer gününde de güzel gideceğini düşünüyorum. 14 Şubat'ta falan mı çıkacak? O yakınlarda mı yani? Yani öncesinde çıkmış olabilir. Genelde böyle 14 Şubat'ta yani sanatçılar çıkıyor. Şarkı aslında çıktı, albümde yer alıyor ama klibi evet. Ha, klibi. Anladım. Peki efendim, onun dışında neler yapıyorsunuz? Yeni yıllar atlattık, pandemide devam ediyoruz ama siz sürekli işe mi vardınız kendiniz? Ben sürekli üretimdeyim. Yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. İşte yeni İngilizce albümüm çıkacak. İngilizce şarkılar yapacağım. Şubat'ta, Şubat'ın sonunda inşallah. Yeni klip, yeni albüm böyle devam ediyor. Hedef mi bu hani yabancı albüm? Yani iç pazar, Türkiye pazarı mı yoksa yurt dışı için mi? Yani aslında pazarlama planımızı henüz yapmadık ama tabii yurt dışında da başarılı olmak isterim yani kimisi. Yani baktığımız zaman İngilizce albümler ya da farklı dillerde yapılan albümler Türkiye'de pek hani geri dönüşüm pek iyi olmuyor. Evet. Hani bakarken bir risk mi? Ya da sizce öyle değerlendirdiniz mi? Yani hedef risk olarak aldınız yani? Aslında ben bir Türk olduğum için nereye gidersem gideyim tabii ki Türkler beni her zaman destekleyecektir, dinleyecektir diye düşünüyorum. Ama yabancı kitleler tarafından da, dinleyiciler tarafından da dinlenmeyi hedefliyoruz. Peki Gülçin Hanım, Cemre Hanım da geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdi, konuştunuz ve tebrik ettiniz mi kendisini? Ya da buluşma evet. Fırsatınız oldu mu? Buluşma fırsatımız olmadı ama ben de herkes gibi sosyal medyadan öğrendim evlendiğimi. Haberim yoktu. Ben de tebrik ettim hemen. Altına yorum yazdım tebrikler diye. Her zaman mutlu olmasını, sonsuza dek mutlu olmasını ben de en içten dileklerimle diliyorum. Sizin yakın dostunuzdu. Davet etmediği halde siz sosyal medyadan kutladınız. Üzüldünüz mü yani? Bir davet beklemediniz en azından. Yok hayır. Öyle bir dileğim olmadı ama zaten şey hani eskisi gibi o kadar yakın olmadığımız yakın için da değilsin. Bunda bir anormallik olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kırgınlık gibi kırgınlık. Kırgınlık yok, yok. Gerek yok. Sizin öyle bir şeyiniz olsa da siz de davet etmezsiniz yani. Yok yani onlar düşünmüyorum. Henüz hayatımda bir evlilik yok. Şunu soralım, geçtiğimiz günlerde böyle çok açıklaması oldu. Hepsi grubunun tekrar bir araya geleceği söylendi. Siz bu ihtimal veriyor musunuz? Cenker abi. Hepsi grubu tekrar bir araya gelmiyor ama aramızdaki husumeti biz sonlandırdık. Yani aramızda artık bir herhangi bir negatif bir şey yok. Başka şeylere de açık olabiliriz tabii ki ama müzik yapmayı düşünmüyoruz. Ha, bir araya gelmeyi ama bu sümük bitti diyorsunuz. Evet. Evet. Düğüne zaten çağırmamış herhalde bundan sonra da bileceğiz. Geçmişe dönersek bu husumet yani cümle olarak da bir anlamı ağır diyor. Yani onu açıklar mısınız yani? Husumetler de nasıl bir husumet yani? Yani artık barıştıktan sonra böyle şeyleri konuşmanın bence gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani bir her şey bence geçti gitti ve biz böyle çok mutluyuz yani. Kendi hayatlarımızda ama başarılı ve tek olarak. Çözülemeyen bir sır yani tam anlamında da yani. Evet. Birinci ağızdan dinleyse insanlar da merak ediyor. Dargınlık cümlesi bir şeydir efendim. Dargınlık, kırgınlık bir şey. Artık bir dargınlık, kırgınlık kalmadı. O yüzden bence hani konuşmaya da gerek yok. Teşekkür ederiz. Detay alalım. Bu ne yok? Bak şu kadar çekiyor musun?